Süreci iyi yönetemedi diyor Galatasaray için. Burada da ne diyor Başkan Ahmet Bey? Biz geçen sene başından, yazdan beri istiyorduk dedi değil mi? Ben mi Haziran yanlışım? ayında zaten ben geç son haberini yaptım da baya tepki almışım. Hmm. İşte o dönem çok şey yapılmış çünkü hiç konuşulmuyordu. Ama sonraki süreci zaten hepimiz biliyoruz. Yani e, piyan için gelişi, geç sonun olmayışı vesaire. E, Ahmet bilmiyorum açıklamaları şu an önünde yer alıyor mu? Öktünce. Orada bir cümlesi var. Gerson Fernandes transferini Beşiktaş'ı bulunduğu yerden çok daha yukarı taşır Ne de Galatasaray'ı aşağı çeker. Yani oyuncular üzerinden okumuyor Ahmet Nur Çebi transfer. Yani bir oyuncu koca Galatasarayı, koca Beşiktaş'ı e, top yekün değiştirmez. Sonuç yani ne itibariyle. demesini bekliyordun? Yani ne? ne demesini bekliyordun? Kendi kulübü adına da söylüyor. Ya, yani böyle aslında. işte yani kendisi olayı büyütmeden fazla tevazuya da bence gerek yok yani burada ha, iyi bu bir transfer, transfer olduğunu şöyle, zaten hepsi söylüyor. Bununla tamamen ilgili... tamamen Galatasaray'la ilişkilendirilen çocuğun ailesinin, annesinin, babasının, kuzeninin her gün Galatasaray paylaşımı yaptığı bir dönemde bir ansızın Beşiktaş'a transfer olmasının hani böyle tevazuyla falan açıklanamaz. Bu son derece organize bir harekettir son derece bilinçli, planlı bir harekettir. Böyle son dakikada Beşiktaş'a yapılmış bir hamle değildir. Nasıl yani? Yani işin içerisinde menajerler Galatasaray Kulübü başkanını zor durumda bırakmak, Galatasaray Kulübünü zor durumda bırakmak, taraftar tepkisini daha... burada Beşiktaş'la da, bu arada tebrik ederim çok doğru bir transfer. Yani Öyle bir noktaya geldi ki sanki Beşiktaş bu transferi Galatasaray'ı zor da bırakmak yok için yapmış. Koskoca ya var, camialar ne 100 dinlemiyor. milyon liralık bir maliyeti var. Yani %50'si evet. galiba değil mi? %50'si... Yok %50'si değil. Türkiye'de öyle bir şey yok zaten. Nasıl? %50'si yani? değil. Bir sonraki satıştan %50'si. Sonraki yok. satışın %50'si. E, tamam işte bir sonraki satışın. Bonservisinin Beşiktaş kaça satacak? Sonra... Onu bilemeyiz. Get, yani, tamam. Netice itibariyle gelecek adına son derece olumlu bir hamle. Getsin Fernandez bildiğiniz Nezat, nasıl? Şu da bir gerçek. Kimse ee, Getson'u zorla Beşiktaş'a ya da Rize'ye sonuçta oyuncunun <laughs> bir isteği tercihi evet, var. Oyuncunun hani... isteği falan Galatasaray'dı diyoruz tamam. biz de. Yani ailesi. Zorla e, tamam yani Galatasaray İstanbul'da. alsaydı. Galatasaray almadığı için ya da alamadığı be, için. Alamadığı yani. için. Adını Ekonomik sen, sebepler belki alamadı. Bence için. almadılar. Sonuçta Torrent'in olumsuz raporu vardı ama korkunç bir taraftar tepkisi vardı. Taraftar bu oyuncu istiyordu. Galatasaray yönetimi iletişim hatası yaptı. İstemedikleri, ilgilenmedikleri ya da ısrarcı olmadıkları bir oyuncu için taraftar tepkisi olmasın diye ilgileniyormuş gibi yaptılar. Son derece hata. Bakın karşınızda ezeli rakibini seçelim attı diye şimdi haberler görüyoruz. Torrent mi istemedi gerçekten? Torrent istemedi. Luis Campos da istemedi. Luis Campos'un olumsuz raporu var ama Luis Campos'un olumsuz raporun olması, Torrent'in istememesi yönetimini almaması benim Getson Fernandez'e iyi futbolcu dememi engellemez. Getson Fernandez'i alman gerekirdi. Yani sen bir gençlik projesinden gelecek hamlesinden bahsediyorsan senin 10 seneni kurtarabilecek bir hamle olabilirdi. Ha, şey performansına bakmayın. Özür ben... diliyorum. Tabii... Şunu merak ediyorum. Bir, şey, bir cümle Tabii yapıyorum. ki sorabilir. E, i̇lgileniyormuş gibi yaptı Galatasaray yönetimleri. Teklif Şu... yapmadı mı yani? Galatasaray'ın bak şöyle bir teklifi oldu. O da ne zaman oldu? Trabzon maçının olduğu gün haberler çıktı. Özellikle Portekiz kaynaklı. E, Abola gazetesi hı hı. falan böyle son dakika geçti. Ama Türk basınında da o gün için Galatasaray Gerson, Fernandez'le anlaştığı haberlerini okuduk. Ben bunun üzerine Ahmet Bulut'u menajerini aradım. Hatta o da bana takıldı ya dedi sen başkanla konuşuyorsun. Sen başkana sor istersen o daha iyi bilir dedi. Vallahi dedi işte Portekiz basından ben de dedi duydum dedi. Portekiz kaynaklı ve Benfica kaynaklı. Ya şöyle bakalım ya. Yani şu an Galatasaray Başkanı Fatih Terim süreci yaşandı. Tartışılıyor. Değil mi? Çok ciddi şekilde Galatasaray bölünmenin eşiğine gelmiş durumda. Taraftarlar, sosyal medya, camia, üyeler korkunç bir e, saldırı var şu an. Üyeler, yönetim kurulu üyeleri hakkında da bu saldırıyı görüyoruz. Başkan sürekli olarak hedef tahtasında. Şimdi böyle bir ortamda en öldürücü hamle ne olur? Transfer. Transfer sonuçta transfer obezi bir kitle var. Transferden besleniyor ve hayatı Tamamen mutluluğu bunun üzerine kurgulu. Zaten yıllar önce bir genel yayın yönetmeni, şimdilerde yazar kendisi, popüler bir genel yayın yönetmeni, kendisi transferi şöyle anlatmış ve tarif etmişti. Biz hayal satıyoruz demişti. Bizim işimiz bu. Geçen konuştuğumuz kişi miydi? <gülüyor> <gülüyor> şu espresso'yu çok şey yapan, eski espresso'ları içemiyorum diyen. Şimdi biz hayal satıyoruz yani orada amaç şu. İnsanlar kafalarını yastıklara koyduklarında benim yazdığım ya da diğerinin yazdığı, gazetelerin yazdığı isimleri hayal edecekler. O gün muhtemelen Şevçenko, fener. O günler için söylüyorum. Adam kafasını yastığa koyduğunda Şevçenko'yu hayal edecek Fenerbahçe'de. O, o gün için bahsediyorum. Peki. Dolayısıyla Galatasaray Başkanı'nı zor durumda bırakmak için bence bir oyun tezgahlandı. Nasıl bir oyun tezgahlandı? Oyun tezgahlandı ve bu çerçevede de e, vizyona sokuldu. ha Beşiktaş penceresinden baktığında Beşiktaş planlı ve organize hareket. Ben Beşiktaş'ı kastetmiyorum burada. Ben Şimdi menajerleri kastediyorum. kastediyorum. Menajerlerini kastediyorum. Hı. Ama günün sonunda dünya yıldızı Gerson Fernandez, Şaykur e Spor'da Hayırlı olsun. Şimdi ben Beşiktaş tarafından <laughs> yorum yapmak istiyorum. E, Gerson Fernandez Beşiktaş'ın 3 gün önce gündemine gelmedi. Yeni gelmedi yani. Haziran ayından beri zaten gündeminde olan bir oyuncuydu. Yaşanan süreci hepimiz biliyoruz. İyi kötü iki kulüp arasında şeyleri, konuları biliyoruz Yok. zaten. Devre arası için de zaten devre arası değil zaten. Sezon sonu için Beşiktaş'ın devre arası transfer yapma durumu söz konusu olmadı. E, transferin olduğu gün gündeme gelmedi Gerson tekrardan. Zaten Gerson Fernandez bilinen tanınan Fırsat olsa alınacak oyuncular listesinde Yer, ismi olan bir oyuncu. Öncesinde bir süreç var. Ahmet Nurçebi daha sonra Ahmet Bulut'la görüşüyor, konuşuyor, durumunu soruyor ve Benfica'nın bu kez zaten olumlu yaklaştığını söylüyor. Ardından bir gün içinde bitmesi sadece pazarlık konusu. Oturup, teklifi yapıp, olumlu cevap alıp e, Gerson'un kabul etmesi, Rize Spor'a kiralanması. Yani pazarlık süreci. Yoksa Benfica'nın tavrı, Gerson'un ee, artık Galatasaray'a gidemeyeceğinin belli olması elbette Beşiktaş'ın işini kolaylaştırdı ama o gün içerisinde gündeme gelen bir durum değil. Zaten Haziran'da beri Beşiktaş'ın gündeminde. <laughs> Şimdi burada Beşiktaş bu transferi yaparken tezgahta Beşiktaş'a da yer veriyorsunuz çok yanlış. Bu bir transfer. Galatasaray'ı alsaydı harikalar diyarında olacaktı. Belki Burak Embasın dediği gibi evet ekonomik imkanlardan sebep olmamış olabilir, tercih etmemiş olabilirler vesaire vesaire. Sonuç itibariyle Galatasaray almadı. Tüm Türkiye oturup da Gerson Fernandez'i Galatasaray'ın almasını mı bekleyecekti? Beşiktaş önüne fırsat geldi aldı. Değerlendirdi. Değerlendirdi bu fırsatı. Beşiktaş bu fırsatı değerlendirirken şimdi şunları da bir netlik kazandıralım. Bon servisinin %50'si sonraki satıştan pay konusu. Bon servisinin ile Sonraki satıştan %50 ayrı konular. Birbirle karıştırılıyor. Bonservisinin %50'si demek ben bir kulüple anlaşırım. Beşiktaş Beşiktaş aldı değil mi? Yarın öbür gün bir teklif geldi 10 milyon. Örnek veriyorum. Beşiktaş anlaştı. Benfica'nın da anlaşması gerekir. Böyle bir durum yok. %100'ü Beşiktaş'ta olan bir oyuncu artık Gerson Fernandes. Belki 4 yıl boyunca kullanacak ki zaten Gerson Fernandes ile ilgili ee, Bence sportif direktör Ceyhun Kazancı ile de konuştuğumda planlarının 1-2 yıllık olmadığını söylüyorlar. Daha uzun vadeli yani. Takımın e, merkezindeki ana tema yapmak istiyorlar. Gerson Fernandez'i. Dolayısıyla satılmış satılmamış yarın ne kadar teklif gelecek bunları zaten bilemeyiz. Geleceği görme gibi bir şeyimiz yok bizim malum. Ee, %50 sonraki satıştan payak var. Lütfen bu karıştırılmasın. Transfer şurada da çok kıymetli. Beşiktaş bugüne kadar hataları nerede yaptı? Hep konuştuk bunları. İşte lensler, layıçler vesaire çok yüksek maaşlı ödedi. Yani lense bir başladı 2 milyon 300 çok, bin eurodan. Çok, çok. Bu sezon lens, 2 sezondur lens Beşiktaş'ta futbol oynamıyor işte. Bir yarım sezon kiralık gitmişti. Şu an son giderken aldığı maaş 1800. İnanılmaz rakam. Adem'le 3 milyon 400 bin euro. Müthiş rakamlar bunlar. Gerson Fernandez'e verilecek maaş 1 milyon 100 bin euro. Galatasaray sezon başında Galatasaray'ın transferlerini överken bunları ifade ediyorduk. Evet yüksek bonus servis vermiş olabilir ama vadeli bir şekilde veriyor bunu. Ve oyunculara düşük ücretler veriyor. Morussan bunlardan biri işte Çikindo, Nelson vesaire. Örnek vermek gerekirse Morussan Galatasaray'da bu sezon e, sallanıyor. Gelecek sezonda bir performans vermek bu arada çok mantıklı değil yani. Kur, bu dalgalanma bu Hayır. dikkat alanında vadeli olması çok da kar değil. Hayır nereye gelecek ikinci yılında 2. yılında oyuncuyu satmak istedin. Şimdi satmak isterken maaşının düşük olması kulüpler için bir avantaj. Şimdi eskiden az bonservis verelim, oyuncuya parayı yüksek verelim işte o kulübüyle alsın, Tabii. gelsin oluyordu ilişkiler. Ama şimdi öyle değil. Getsun Fernandez için 1.1 milyon euro maaş ödeyecek. Çok işte. şey olarak Getsun Fernandez zaten kötü oyuncudur kimse demiyor. Yani Benfica'da olmadı. Bu senede şans da bulamadı. <laughs> Avrupa'da teklif gelmemiş olması bunun kötü oyuncu olduğu anlamına gelmez. Bizim ligimizde oldu. Hatta ben Galatasaraylı yetkililerle böyle Florya'da antrenmanı izlerken Böyle topçu görmedik diyorlardı. Yani hakikaten de evet 40. hafta sonrası çok form tuttu. Galatasaray'ın o serisinde başroldeki oyunculardan bir tanesiydi. Bence Beşiktaş geleceği açısından son derece mantıklı bir hareket. Yani orta sahada zaten yani yaş ortalaması çok yüksek. Çok ihtiyacı olan bir profil. Senin zaten ihtiyacın var. Galatasaray için şöyle bakıyorum. Menajerler açısından şöyle bakıyorum. Galatasaray'ı zorda, Burak Elmas'ı zorda bırakmak için nasıl bir şey olabilirdi? Galatasaray'ın sıkıntı itilafta olduğu kulüpler kimler? işte onlarla temasla özellikle Rize spor. yani Rize ben çok sürpriz olduğunu düşünüyorum. Yani e, tam tamamen... ama orada Beşiktaş'ın bir tercihi. Ama, hani Nasıl? sonuçta Beşiktaş'ın tercihi ay, ama yani bu ay, iş ay, tercihli ay. oluyorsa ben niye Cagni istediğim kulübe veremiyorum? Ne gibi? Yani Cagney'i ben bugün aradan çıkarmak istediğimde böyle elimi kolumu saldı. Tam oyuncunun problem var, sakatlığı var. Ama 2 ay, 3 ay sonra belki iki, 3 aylık periyotta faydalanabilecek bir oyuncu. Yani netice itibariyle. Ama Rize takımı olayın mali yükünü yüklendi zaten. Ben mi? olayım. Tabii tabii. Maaşını Rize Spor ödeyecek. Tabii. Ya Rize Spor ödeyecek de Rize Spor'un daha düne kadar Getsin Fernandez'i transfer etmek, ligde kalmak için Getson Fernandez'i transfer etmek gibi bir stratejisi var mıydı? Yoktu. İyi de önerildi. Beşiktaş tabii. aldı, Rize'ye verdi. Beşiktaş bütün bunlar, alıyor. Sonuçta hiçbir ikinci şey, bir yerde oynaması gerekiyor. Ben, Beşiktaş alamıyor şu an. Ben bu sürecin e, ve yaşananların, atılanların, atılan imzaların, çok da tesadüf olmadığını düşünüyorum. ya yani netice itibariyle günün sonunda ne oldu Galatasaray başkanı zor durumda Galatasaray kulübü zor durumda transfer yapılmadığı için Beşiktaş özellikle de Rizespor bir de yani Rizespor'un 1905'te falan oyuncu açıklamasından yani tedirgindi Galatasaray tarafları sosyal medyada Çünkü Galatasaray ve Rize arasında bir takım problemler yaşandı. Biz istemiyoruz. Sporda, futbolda böyle şeylere yer yok ama sosyal medyada işte kulüpler arasında, yöneticiler arasında maalesef bu işi körükleyen, yani belli bir noktaya getiren kişiler oluyor. Netice itibariyle Getson-Fernandez konusu Galatasaray için kapanmıştır. Galatasaray Başkanı Hata yapmıştır ee, iletişim konusunda. İletişim konusunda. Ben Getsin konusunda hata yapmıştır ya, demem. İletişim a, konusunda. Getsin İlgilenmiyoruz, konusunda. almıyoruz dediğiniz oyuncu. Biz geçen yayında ben aldı, ne dedim? Beşiktaş, Rize Spor Beşiktaş'ı aldıktan sonra değil. Öncesinde yapsa bunu. Ama pazartesi burada. Bak pazartesi yayınımız vardı. Dedim ki başkanla konuştum. Getsin olmayacak dedim. Yayınında söyledim. Tabii tabii. Bunu, bunu keşke kamuoyuna o gün açıklasalardı. Yani, yani. ben. Nevzat Dindar olarak bu bilgiyi sadece ben değil, ben paylaştım. Ben söyledim getsin olmayacağını. Ama ekonomik yönden baktığımızda da e, ne Beşiktaş mantıksız ve e, doğru olmayan bir adım atmıştır diyebilirim. Ne Galatasaray için çok para vermediler doğru yapmıştır diyebilirim. Bunu zaman sonuçları gösterecek. Güzel Spor'da belli bir form tutacak ama önümüzdeki sezondan itibaren Beşiktaş'ın çok doğru bir transfer yaptığını düşünüyorum. Gelsin Fernandes'in geleceğe yatırım kesi, yaptı. Geleceğe yatırım değil. Gelsin geldiğinde oynar. Yatırımlık bir durumu yok yani.